Defne Belediyesi Meclis üyeleri Nahırlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Aknehir Mahallesi Muhtarlığı Simon Manastırı ile ilgili ortak bir basın açıklaması yayınladılar. Son günlerde gerek sosyal medya üzerinden gerekse yazılı basında spekülasyonlara neden olan Simon Manastırı ile ilgili haberlere cevap verilen açıklama maddeler halinde yayınlandı. Simon Manastırı, Defne veya Samandağ belediyelerinin değil, mülkiyeti ve tasarrufu Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın olan bir tarihi mirastır. Defne Belediyesi'nin manastırı sınırları içine almaya yönelik herhangi bir girişimi veya işlemi olmamıştır. Hatay'ın büyük şehir olması sürecinde bakanlar kurulu kararıyla belirlenen sınır tespitinin sonucudur. Sanki bir gasp varmış gibi algı yaratılmaya çalışılması samimi ve doğru bir yaklaşım değildir. Neredeyse 1500 yıldır hiç kimsenin ve hiçbir kurumun ilgisine mazhar olmamış manastırın Defne sınırları içerisinde kalınca bu şekilde gündeme getirilmesinin altında yatan maksatları halk merak etmektedir. Manastırın çevresinde bulunan rüzgar enerji santrallerinin hiçbirisiyle ilgili Defne Belediyesi'nin ne bir izni, ne bir işlemi, ne bir ruhsatı söz konusu değildir. Hele hele Defne Belediyesi'nin bu rüzgar enerji santrallerinden bir gelir elde ettiği şeklindeki söylemler tamamen gerçeğe aykırıdır. Hiç kimsenin böylesine uydurma söylentilerle halkı yanıltma hakkı yoktur. Defne Belediyesi bu tarihi manastırın korunması ve restorasyonuyla ilgili bakanlık nezdinde girişimlerde bulunmuş ve bu konudaki çalışmaları sürmektedir. Buranın Defne sınırlarında olması, manastır ve çevresiyle ilgili projesi olanlara bir engel değildir. Tam aksine Defne Belediyesi her türlü katkı sunacak düşünceye destek olmaya hazırdır. İlçelerin sınır değişikliğinin ilk olarak o bölgenin yerleşik halkına sorulması esastır. Mahalle halkının iradesi esastır ve Aknehir halkı böyle bir değişikliğe karşıdır. Hatta onlara sorulmadan yürütülen bu kampanya mahalle halkımızı incitmiştir. Son söz olarak Defne ile Samandağ belediyeleriyle, halkıyla kardeş iki ilçedir. Sosyal medya üzerinden bu şovu yürütenlerin neyin peşinde olduğu bizi çok ilgilendirmemekle beraber bu iki kardeş ilçeyi birbirine düşürmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini bilmelerinde fayda vardır.